Siyaseti Bakış'tan, Ankara'dan bir kez daha merhaba diyoruz. Bugünkü konuğumuz CHP'nin 37. olağan kurultayında belirlenen yeni MYK'da sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığı koltuğuna oturan Profesör Doktor Yüksel Taşkın. Sayın Taşkın merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Sayın Taşkın, şimdi bu kongre dikkat çekici bir kongreydi. Sloganı itibariyle iktidara yürüyoruz başlıklı bir kongre bu iddiayla yola çıkan. Sizinle de biraz bu iddianın dinamiklerini konuşmak istiyoruz. Yine siyaset sahnesinde hareketlilik var, yeni oyuncular girdi, seçmen profili değişimleri var. Bunlar siyaset, hem bir genel değerlendirme yapmak istiyoruz. Öncelikle hayırlı olsun. Sosyal Politikalar Başkanlığı. Ne iş yapacaksınız, nasıl bir çalışma yürüteceksiniz diye önce alanınızla başlayalım. Şöyle, bence bu çok önemli kazanan bir alan. Çünkü özellikle pandemiyle beraber yeni bir kamusallık ihtiyacının çok önem kazandığını görüyoruz. Aslında solcular, sosyalistler, sosyal demokratlar 10 yıllardır nitelikli eğitimden, nitelikli sağlıktan bahsediyorlar. Kamusal devlet anlayışının, kamusal ahlakın yeniden önem kazanmasından bahsediyorlar. Ve refahın, yani kalkınmanın, refahın sosyal devletle, hakça bölüşümcü politikalarla desteklenmesi gerektiğini savunuyorlardı. Neoliberal saldırı dalgasıyla sanki bu değerlerin asrın icablarından olmadığı gibi bir algı yaratıldı ve olan yine yoksullara oldu, yoksunlara oldu. Biliyorsunuz hegemonya aslında mağdurun da ikna edilmesi, mağdurun güçlünün değer sistemine ikna edilmesidir. Çok basit bir ifadeyle söylersek. Ondan da yoksulların ve bu sistemin mağdurlarının kazananların değerlerine şapka çıkardığı bir dünyadan çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nde günümüzde devletçilik, sosyal devleti yeniden inşa etmektir şeklinde verdiği mesaj aslında benim alanımın ne kadar dinamik olduğunu, ne kadar yaratıcılığa açık olduğunu gösteriyor. İşim çok, örneğin göçmenlerden tutun, işte derin yoksulluk çekenlere kadar, yaşlılara kadar, engellilere kadar, uyuşturucu bağımlılığı yaşayanlara kadar çok geniş bir alanda, yani eşitlik meselesi yaşayan toplum kesimlerine, kadınlara, toplumsal cinsiyet sorunlarına kadar son derece geniş bir alan, benim çalışma alanım. Dolayısıyla çok heyecanlıyım ve dersimi çalışıyorum sürekli. Ama şöyle çalışıyorum, ben ortak akla inandığım için kim ne yapıyor, kimle ne yapılabilir? Hep bu soruyu soruyorum, ben ne yapacağım değil. Kimle ne yapılmış, kimle ne yapılabilir sorusunu soruyorum. Ve sürekli sivil toplum kurumlarıyla ve paydaşlarla, akademisyenlerle temas kurarak bir çalışma yöntemi ortaya çıkarmaya çalışıyorum şu anda. Evet, devletçiliğin yeniden tanımlanmasından bahsetmişti Sayın Kılıçdaroğlu. Önemli bir tartışma o açıdan. Şimdi siyaset konuşmak istiyorum. Çünkü siz aslında tam da iktidara yürüyoruz derken mevcut milliyetçi, muhafazakar iktidarı yerinden edip sonuçta iktidar olmayı hedefliyorsunuz. Bu alanda sizi bu iddiaya iten toplum dinamik nedir? Bunu nasıl, bu iddiayı ortaya koyabiliyorsunuz? 18 yıllık bir tek başına iktidarın ardından AKP iktidarı bitiyor mu gerçekten? Şöyle söyleyeyim, 18 yıldır en basitinden bakarsak yoksulluğun çözülemediği, yoksulluğun sadece idare edildiği, daha da kötüsü seçim kazanmak için yoksulluğun bir strateji olarak kullanıldığı bir ülke. Yani şunu söylüyorum, sıfır, elde var sıfır. Yani başlangıçtan bugüne kadar bakıldığında, yani bu iktidarın aslında bu topluma bir şey sunamadığının en kesin verisini paylaşmak istiyorum. En yüksek %20'lik birimden, en yüksek gelir grubuna sahip %20'nin ulusal gelirden aldığı pay %46'yı buldu. Yani 100 liranın 46'sını 20 kişi alıyor. En alttaki 20 kişi 6.3 lira alıyor. Onların bir üstündeki 20, yani toplam %40 da %16'yı alıyor. Bu anlamda gerçekten küçük Amerika olduk, bir İsveç olamadık. Şimdi bir bu var. İkincisi, bu toplumun kendine göre bir demokrasi tecrübesi var, iyi kötü. Seçimlere çok önemli bir toplum bu. Büyük ortalamasının çok üzerinde seçimlere katılıyor. Ben isterdim ki diğer toplum yöntemlerini de toplum yatkın olsun, ama
seçimlere duyduğu bu tutkuyu ve seçimler yoluyla mesajını vermesine şapka çıkarıyorum. Dolayısıyla biz Türkiye'nin hem özgürlükler anlamında hem de iktisadi anlamda yani yoksullaşma anlamında 3. ligden de 4. lige doğru yuvarlandığını görüyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu topluma şu söylendi. Efendim ben yetki sahibi olursam sorunları çözeceğim. Yani tek bir kişiye anayasada tanımlanan siyasal yetkilerin %75'ini verdik ve burası bir cumhuriyet. Yani %75'ini verdik, sorunlarımızı çözeceği vaadiyle kıl payı geçildi. Tartışmalı bir seçimde. Ama ne oldu? Birincisi ilk elde gidilen şey bir yönetememek krizi oldu. Yani bir devlette yönetememek krizi ki biz bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkarken devletin bütün kurumsal teamülleri ortadan kalkacak. Bakanlar kurulu diye bir şey olmayacak, bakan diye bir şey olmayacak, bakanları tanımayacaksınız. Yani. Her seçim döneminde mecliste 4,5-5 milyon insan gider, siz de bilirsiniz. Artık bu insanlar mecliste belki çorba içmeye gidiyorlar, o kadar. Vekiller orada işlevsiz bir şekilde oturuyor. Dolayısıyla bir yönetememe krizinin ardından iktisadi kriz geleceği zaten açıktı. Biz elbette iktisadi kriz gelmesini istemeyiz ama dünyada dolar değer kaybederken sadece Türkiye'yle değer kazanması bile devletin yönetememe krizinin iktisadi krize evrildiğini gösteriyor. Şimdi toplum bunu görüyor ve özellikle yerel seçimlerde yerel iktidarı muhalefete devrederek ve adeta bir satranç oynayarak bir seçenek üretti. Şimdi biz toplumun bize yüklenen bu sorumluluğu çok iyi kullanarak gerçekten çok ciddi yaratıcı şekillerde, çok ciddi baskılar altında hiçbir şekilde mazeret üretmeden bu alanı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Artı 7. kurultayda bizim 13 maddelik bir manifestomuz var. Bu manifestonun çoğu maddesi aslında Türkiye'de demokratik muhalefeti ve muhalefeti yan yana getirebilecek maddelerdir. Bir. İkincisi, toplumun şu anda yaşadığı sorunlara çözüm getirebilecek maddelerdir. Yani bir de kurultayda biliyorsunuz genel başkanımız dostlarımızla iktidara geleceğiz dediğinde aslında şunu kastetmişti. Biliyorsunuz Türkiye'de komploculuk tıpkı İran gibi çok revaçtadır, ulusal bir spordur bazı kesimlerde. Kendi sorunlarını ve kendi hatalarıyla yüzleşmemek için hep ötekine bu şekilde bir yahtalama kültürü geliştirdiler. Orada da dostlarımızla kastedilen yok Biden'mış falan filan hiç o kadar net ki. Toplum çok net bir şekilde görüyor. Bu düzenin mağdurlarının ve demokrasi isteyenlerin yan yana gelerek Türkiye'yi düşürüldüğü dördüncülükten çıkarması anlamında bir orada perspektif ortaya kondu ve toplum bunu görüyor. Biz aslında şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Toplumun bir seçenek üretmek istediğini görüyoruz. Daha önce örneğin şöyle bir efsane vardı işte CHP'lilerin gidemediği yerler. Ben sonraki üç seçim içinde çalışıyorum. Daha öncesi de var ama yani son 2-3 seçimden bahsedeyim. Her yere gidebiliyoruz. Herkes bizi dinliyor ve ben Türkiye'de sağ kesimde dahi şöyle bir algı oluştuğunu düşünüyorum. CHP Türkiye'nin sigortası galiba bu Kılıçdaroğlu, bu sakinliğiyle Türkiye'yi yeniden bize çıkarabilir. Öyle bir algı oluşuyor. Dolayısıyla şöyle bir durum da var tarihsel olarak. Türkiye siyaseti kapanma ve açılma dönemlerinden ibarettir. Kapanır, sonra Pandora'nın kutusu açılır çünkü yönetemezler. Açılma dönemlerinde düzgün bir toplumsal sözleşmeyle iyi bir anayasa yapabilirsek, ilk defa sivil bir anayasa yapabilirsek, bu defa yeniden kapanma dönemini getirecek olan aktörlerin işini zorlaştırırız. Yani bu defa makus talihimizi yenerek Türkiye'yi bir demokrasi haline getirebiliriz. Sanırım Türkiye'de toplumun makul çoğunluğu demokrasi olmadan adalet olmadığını ve ikisi olmadan refah olmadığını anladılar. Yani demokrasi ile refah arasındaki bağlantıyı toplum görüyor. Entelektüel ifadelerle ortaya koymayabilir ama bu görülüyor ve biz galiba tam da bunun üzerinden yürümeliyiz. Ve bunun üzerinden Türkiye toplumuna değişim vaadiyle iktidar olacağımızı düşünüyorum. Çünkü son bir şey söyleyeyim, siz soru soracaksınız. Mevcut iktidarın karalama ve yaftalama dışında söyleyebileceği yepyeni bir tek cümle yok. Biz ise düzen değişikliği öneriyoruz. Eskisinden daha kuvvetli, güçlendirilmiş ve haysiyetli insanların nefes alabileceği bir demokrasi vaadinde bulunuyoruz. Dolayısıyla bizim moral üstünlüğü, ahlaki üstünlüğü elimize geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu yoldan iktidar gelecektir diye düşünüyorum. Ancak şimdi iktidar cephesi açısından en azından sıklıkla ifade edilir. Hani Türkiye sağ ve muhafazakarların %60 oranında olduğu bir ülkedir. Hani bu ekonomik ve bu vaatler, hani bunlar bir karşı
karşılık bulmaz sonuçta o damarlar harekete geçer diye. Hani burada bir değişim mi var bu açıdan? Hani bunu reddediyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir de tam da burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir sırrı tartışma konusu oldu. Türkiye'de sağ ve sol olmadı, 18. yüzyılda kaldığına dair. Buna dair neler söylersiniz? Ne anlama geliyor? Bence sağ ve sol kavramları değişim geçirseler bile anlamını koruyorlar. Fakat sağ ve sola aşırı kültür yüklemesi yaşanmıştır Türkiye'de. Yani kültürel terimlerle sağ ve solu tanımlarsanız bu çok ciddi bir sıkıntı yaratır. Bakın 1970'lerde Ecevit aslında 2010 sonrası Kılıçdaroğlu'nun devraldığı ve hayata geçirmeye çalıştığı bir miras yarattı. O mirası Erdal İnönü'nün SHP'si de aslında olduğu zor, inanılmaz zor koşullarda o da devralmaya çalışmıştı. O da şudur, Ecevit diyordu ki yoksul insanların gelişmeden, kalkınmadan veya dindar, yoksul ve dindar insanların veya dindar insanların kalkınmadan, gelişmeden yana olacak oldukları bir ülkedir Türkiye demişti. Dolayısıyla inanç sahibi birisi gerici siyasal yönelimlere sahip olacak veya bu tür iktidarları destekleyecek diye bir şey yok demişti. Kaldı ki Türkiye'nin ortalama eğitim seviyesi 7 kat gerideydi 70'lerde. Yani tırnak içinde eğitimsiz bir toplum Ecevit'e destek vermişti. Bugün ise şöyle bir şey var. Türkiye'de radikal sağ bir iktidar var maalesef. Yani merkez sağ değil, radikal sağ bir iktidar var. Ve toplum bu iktidardan çok sıkıldı. Çünkü toplumun ortalama değerlerine göre bence marjinal bir iktidar söz konusu. Örneğin toplum kendince bir dindarlık yaşıyor. Yani bu topraklarda hoşgörülü bir İslam anlayışı vardır. Yani bunu böyle daha ihvancı, daha Suudi, daha katı overdose diyor bazıları işte. Yani bu şekilde topluma sunduğunuzda toplum bunu kabul etmiyor ve alternatif arıyor. Şimdi merkez sağın böyle bir ılımlı kültürü var. Mevcut iktidar merkez sağ değil zaten. Dolayısıyla merkez sağ unsurlar yavaş yavaş AKP'den kopuyor. Merkez sol unsurlar da zaten meselenin bir zamanlar o kültür üzerinden sıkışmışlık hali vardı ya, demin vurguladım. Bakın sağ ve sol kültür kodlar üzerinden ortaya koyma tuzağına ilk uyanan Ecevit'tir. Biz de bugün aynı yerdeyiz. Biz başörtüsü veya hayat tarzı meselelerini asla istismar konusu haline getirmiyoruz. Bunu kimin istismar konusu haline getirdiği bellidir. Dolayısıyla aslında Millet İttifakı'nın o anlamda, örneğin Temel Karamollaoğlu'nun bizim ittifakımız olmasının şöyle bir güzelliği var. Biz demokrasi otoriterlik ekseninde veya daha haysiyetli bir yaşamı savunanlar ekseninde Müslüman kendini İslamcı, dindar tanımlayanlarla yan yana gelebiliyorsak demek ki bir kültür tuzağı aşılabilir bir şey. Demek ki Türkiye'de esas eksen otoriter rejimi savunanlarla daha demokratik rejimi savunanlar arasında kurulduğunda demokratik rejimi savunanlar içerisinde çok farklı renklerde yer alabiliyor. Şimdi biz bunu bir kere oturttuk ve toplum bunu anlıyor. Dolayısıyla hayat tarzı istismarı yapanların iki tane ekseni var. Bir, işte seküler dindar ekseni. Biz bunu çok büyük oranda boşa çıkardık. Bu seküler hayat yaşayanların bazı endişe ve kaygıları olmadan anlamına gelmiyor. Biz oraya duyarsız değiliz. İkincisi, Türk-Kürt ekseni üzerinden bir kutuplaştırma ve yaftalama. Burada da çok dikkatli olunması gerekiyor. Türkiye'nin bütünlüğünü savunanların hiç kimsenin üvey evlat gibi hissetmediği bir siyaset anlayışı savunması gerekiyor. Orada biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerçekten sorumlu ve sağduyulu davranıyoruz. Yani burada hani tribünlere oynamak değil, daha sağduyulu bir duruş getirmek çabası içerisindeyiz. Bu her zaman herkesin istediği netlikte, herkesin istediği gibi konuşmak olmayabilir ama son derece buradaki tuzaklara karşı da bütünleştirici bir entegre edici, kapsayıcı bir dil kullanmaya çalıştığımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla biz bu sol sağ mevzunu şöyle görüyoruz. Ahbap çavuş kapitalizminin, liyakatsizliğin, üretici olmayan ve devlet etrafında üretici olmamanın getirdiği bir ittifakla yan yana gelenlerin karşısında üretimi, refahı, demokrasi, özgürlüğü savunanlar şeklinde bir ayrım üzerinden kurulabilir. Ama kültür üzerinden ilerlemek her zaman yanıltıcı oluyor. O zaman kendinizi %30-35'e sıkıştırıyorsunuz. Biz bu çizgiyi çoktan aştık. İktidar için kötü haber. Şimdi sizin bir röportajınızda dikkatimi çekmişti. AKP ve MHP birlikteliği için nişanlılık demişsiniz. Evlilik değil. En son bu Malazgirt törenlerindeki kızıl elmalı videoları da görünce aynı düşüncede misiniz?
Öyle söyleyeyim yani siz iktidarda kalacağım diye oy uğruna örneğin 90'lı yıllarda İslamcılar şunu savunurlardı. Derlerdi ki gelenek değil İslam derler. Yani gelenek sağcıdır. İslam ise ne sağcıdır ne solcudur, özümüzdür vesaire. O yüzden mesela o gelenekten gelenler bir gün başkanlık bizim genlerimizde var demeye başladılar. Bu zikzakların sadece iktidarda kalmak için yapıldığını toplum görüyor. Bir. İkincisi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de aslında AKP kendi krizine, kimlik krizine çözüm üretemediği için en kolaya savruldu. Soğuk savaş milliyetçi muhafazakarlığına savruldu. O anlamda İslamcılık iyice marjinalize oldu. İslamcı kodlar, İslamcı iktidarlar bugün bildiğimiz milliyetçi muhafazakarlığın böyle motifleri haline geldi. Burada asıl soğuk savaş milliyetçiliği çok daha öne çıkmış oldu. Ama bir tarzı milliyetçiliğin, yani soğuk savaş milliyetçiliğinin pek çok meselelerde AKP'nin bugüne kadar savunduğu görüşten farklı bir yerde olduğunu görüyoruz. Bu partinin bir kimlik krizi var. Bu parti kurumsallaşamamış durumda. Manazgirt vesaire gibi çıkışların da büyük devlete öykünme ama kapasiteyi inşa edemeden büyük devletlere öykünme vesaire çabalarında çok inandırıcı olmadığını görüyoruz. Örneğin Cemal Abdülnasır Mısır'ın lideri de kapasitesi olmadan çok fazla büyük devlet olma retoriğiyle çok büyük hatalar yaptı. Türkiye'de örneğin işte videodaki sürece bakın. Orada iki taraf anlaşamaz denilen iki taraf birdenbire masaya oturup buradaki yabancı güçler ülkeyi terk etsin deme noktasına geldiler. Yani büyüklenmeyle, büyük laflar ederek, abilik vesaire söylemiyle maalesef devlet kapasitesi inşa edemiyorsunuz. Bu anlamda o tür çıkışların sadece seçmen konsolidasyonu amaçlı ve samimiyetten uzak olduğunu düşünüyorum. Yani biraz da belki milliyetçilik yükselen değer gibi görülüyor. Ve biraz böyle oynanıyor ama bunun da Türkiye'de yani seçmen ve sınırları belli. İyi Parti örneğin bir tarafta duruyor zaten. Yani bunun kimlik krizlerine çözüm getirmeyen palyatif çok geçici ve samimiyetten uzak bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii bu hani iktidar konusunda kalmak adına hani yönetemiyor diyorsunuz, oy kaybı var. Kalmak adına Ankara'da örneğin bir seçim kanunu değişikliği konuşuluyor. Siyasi partiler kanunda değişiklikler ve hani iktidara kazandıracak onun lehine değişiklikler yapılabileceği ifade ediliyor. Bu kurtuluş olur mu peki sizce? Şöyle söyleyeyim, ilginç bir şey var orada. Ben takip ediyorum yakından. Hatta işte simülasyonlar falan da yaptırıyoruz. Ona göre senaryo, ittifak senaryoları da çalışılıyor. Boş durmuyor yani, herkes müşteri olsun. Ama şöyle bir durum var. İlk başta bir seçim kanunu değişikliği teklifi AKP'de yapılıyor denildi. Sonra sarayda da yapıldığı söylendi. Sonra MHP'de de yapıldığı söylendi. Burada eğer bir uzlaşma veya netleşme olsaydı onların kendi söylemiyle Temmuz'da bu meclise gelecekti. Temmuz'da gelemedi. Ekim'de meclis açılıyor. Hadi Ekim'de gelemedi, Kasım'da geldi diyelim hani teorik olarak. Öbür Kasım'a kadar yani 2021 sonbaharına kadar seçilmeyeceği anlamına gelir. Ve burada şöyle söyleyeyim. Bütün seçim sistemleri aslında onunla ateşle oynar gibi oynayanlara da tuzak haline gelebilir. Fakat tabii ki şunu unutmayalım, yani realist olmak bakımından. Turgut Özal 83 seçimlerinde, 87 seçimlerine geldiğimizde %10'a yakın oy kaybetti. Ama sandalyelerin %62'sini kazandı. Ne yaptı orada? Amerikalıların gerrymandering dediği, yani inanılmaz seçim adaletiyle bağdaşmayacak işler çevirdi. O dönemin Anayasa Mahkemesi bence bunu iptal etmedi. Neden? Bakın sizin de bir oyunuz. Benim de bir oyun olmalı. Bu kadar. Anayasa ilkesi gereği sizin oyunuz çöpe gidiyor. Benim oyun 1.7 kıvamına geliyorsa yani sizinki 0.0 benimki 1.7. Burada bence bir müdahale mekanizması olmalı. Dolayısıyla mevcut iktidar eğer anlaşabilirse ki orada şöyle bir problem de var. Seçim sisteminin yarın bir gün MHP'nin aleyhine kullanabileceği şekilde bir endişe var MHP cenahında. AKP'lilerde de tamam da biz belli bir oy oranını aşacağımızı nereden biliyoruz diye bir şey var. Kaldı ki muhalefet tahminlerden daha esnek bir ittifak modeli geliştirerek mesela diyelim ki eğer bir fazla oy alan 100 tane fazla sandalye alıyorsa belki muhalefet bunu yapacak. Dolayısıyla bütün buralarda var. Ama şunu söyleyeyim, şu risk vardır. Bu arkadaşlarımızın herkesin bir oyu olması gerekir prensibine sadık olmaları durumunda bugün Türkiye'de İstanbul'da zaten
80 bin küsur kişiyle bir vekil çıkarıyorsunuz. Anadolu'da 20-25 bin, 30 bine düşüyor. Zaten anayasal eşitlik gereği bunun düzenlenmesi gerekirken seçim sistemiyle hiç daha da olumsuz bir yöne getirmeye çalışacakları anlaşılıyor. Ama orada söylediğim gibi sıkıntı şu. İktidar şu anda kesinlikle kendisini belli bir seçim tarihiyle bağlamak istemiyor. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim. 3 ay sonra Euro'nun 10 küsürle dolara dayandığı, doların 8,5-9 lira olacağı, olabileceği yani olabilir, olmayabilir. Bir ortamda AKP'nin çok önemli sevdiği omurga olan, ki Bahadır Özgür'ün bu konuda çok güzel yazıları var. Esnaf çok hoşnutsuz. Esnafı tutmak için çok uğraşıyorlar. Her türlü ilişkilerini kullanıyorlar. Kültürel, geleneksel maddeyi. Orası çatırdarsa taşıyamayacaklar. Dolayısıyla böyle bir endişeleri var. Esnaf korkusu. Esnafın tekeni sınıftır biliyorsunuz. Kendince bilinci olan bir kesimdir. Dolayısıyla buralarda ürküyorlar. Ve 6 ay sonra öngörebilseler belki bir şey yapacaklar. Yani şu gerçeklikten kopma durumunu da dikkatinize sunuyorum. Belli bir miktar doğalgaz bulunduğu çok iyi oldu. Bunun üzerinden onlara baskı oluşturan bütün sorunların çözüleceği, çok büyük devlet olacağımız falan gibi çıkışlar bile içlerinde bulundukları sıkıntılı durumu bence psikolojik olarak ele veriyor. Sayın Taşkın, şimdi ittifaksız bir seçim kazanma şansı yok iki tarafında. Şimdi HDP'siz bir denklemle kurma şansı yok aslında bakılırsa. Son seçimlerde bunun örnekleriyle dolu. Şimdi siz İstanbul'da bildiğim kadarıyla pandemi öncesinde bazı toplantılar yaptınız Kürt sorunuyla ilgili. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı toplantılar olduğunu biliyoruz. Kürt sorunuyla ilgili raporun yenilenmesi gündeme gelmişti. Şimdi HDP bu denklemin içinde yer alabilir mi? Nasıl yer alır? Almazsa da hani şimdi Doğu'ya açılım yapacak, teşkilatları güçlendirecek böyle planlamaları var CHP'nin. CHP Kürt seçmenden daha fazla oy alabilmek için ne yapacak? Şöyle söyleyeyim, biz tabii ki bir siyasi parti olarak milletvekili seçimlerinde özellikle Güneydoğu Doğu bölgelerinde daha fazla oy almak için teşkilatlarımızı yenilemeye çalışacağız. Orada aslında bizim mevcut oyumuzdan daha düşük oy alıyoruz. Şöyle düşünüyorlar, %50+1'e döndüğü için oyun. Diyorlar ki işte yerel seçimde, yerel seçimde kazanabilecek olan oyunlar gibi. O yüzden tam partinin ağırlığı da ortaya çıkıyor. Biz biraz o ağırlığı ortaya çıkıp belli bir oy oranına ulaşmak istiyoruz. Bu anlamda diğer partilere rakibiz, HDP dahil. Fakat Türkiye'de özellikle toplumun güçlendirilmiş bir parlamenter sistem, hukukun üstünlüğü, yani hepimizi mağdur eden konularda ortak hareket etmek kültürü zaten doğdu. Bu milletvekili seçimleri için farklı formüller olabilir, Cumhurbaşkanı seçimleri için farklı formüller olabilir. Ben HDP'ye oy veren seçmenlerimde kazanma şansı olan ve Türkiye'de demokratikleşmenin önünü açacak adaya ve adaylara teveccüh göstereceğimi düşünüyorum. Bu da şundan dolayı değil, bazıları yanlış anlıyor. Başkaları için bir fedakarlık yapalım, bu defa da fedakarlık yapalım diye görmüyor. Özellikle entelektüel olmayan ama daha hali vakti sıradan insan HDP'liler şunu görüyor zaten. Oy veriyorum çünkü siyasette bazen işte bu verdiğin oy sana daha olumlu bir şekilde dönebilir. Daha normalleşmiş bir ülke. Onlar daha normalleşmiş bir ülke talebiyle oy veriyorlarsa önümüzdeki seçimlerde de pek çok toplum kesimi gibi onlar da mevcut iktidardan değil, onun alternatifinden yana hareket edecekler. Bu birincisi. İkincisi şöyle bir şey olduğunu unutmayalım. Yani 50+1 oyununda esas belirleyici olacak 50+1'in nasıl muhalefetin önünü açtığı yerler olduğu gibi tıkadığı yerler de varsa yani siyasi partileri belli konularda zayıflatıyor bu aslında. Parti olarak hareket etme refleksiniz biraz geriye gidiyor ama ittifak kurma refleksiniz çok güçlü. Şimdi bütün bu senaryolarla ilgili sorulara ben şunu söylüyorum gerçekçi bir şekilde. Seçim sistemi değişecekse farklı şeyler olabilir. Değişmeyecekse farklı şeyler olabilir. Ben genel görüşüm zaten bu konuda da hiç hak etmediğim örneği demişim ki işte CHP tasfiye edilsin, HDP ile yan yana gelsin demişim. Bunu sosyal medyada falan dolaştırıyorlar. Bunların hiçbirinin gerçek bilgisi yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorum. HDP'ye oy veren 6 milyonu da diğer vatandaşlarımız gibi eşdeğer gördüğüm için hiç kimseye üvey evlat muamelesi yapılmasını istemediğim için
gerektiğinde tribünlere oynamadan gerçeklik testler yaptığım için bu konuda biraz yaftalanıyoruz ama mesele şu, Türkiye eğer güçlendirilmiş bir parlamenter sistemde haysiyetli insanların nefes alacağı bir ülke olacaksa hepimiz belli konularda, asgari minimumlarda yan yana gelebiliriz. Buna tabii ki AKP'den kopmak üzere olan kopan seçmenler de dahil. MHP'nin yarısı, bakın çok önemli bir şey bu. Örneğin bir basit gösterge, Ayasofya müze kalsın, MHP'lilerin yarısı Ayasofya müze kalmalı dediler. O arkadaşların da aslında Cumhur İttifakı'nın bu söylemlerine karşı bir refleks geliştiriyor. Onları da kazanmak lazım. Deva ve Gelecek Partisi de mesela özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki aday üzerinden kazanılması gereken gruplar. Böyle olunca şöyle bir resim ortaya çıkıyor. Ben 6 ay sonra seçim sisteminde değişiklik olmayacağı net bilgisiyle bu konuda daha farklı konuşurum. Ama seçim değişikliği üzerinden tuhaf bir seçim bilgisi şöyle bir şey. Kanguru sistemi bile olabilir. O da şu, işte CHP ile İYİ Parti yan yana geldiğinde bazı partiler onların kanguru gibi yani sıralarının gibi her şey mümkün. O yüzden şunu söyleyeyim. Mümkün olan en geniş ittifakı yerel seçimlerde nasıl ortaya koyduysak yine onu yapacağız. Milletvekili ile Cumhurbaşkanı dinamikleri farklı. Türkiye'de Türkiye'nin bütünleşmesinden yana olduğunu bildiğim Türk seçimlerinin ekseriyeti, büyük çoğunluğu, HDP'ler dahil. Onlar bütünleşmiş, demokratik, özgür bir Türkiye'de bizimle beraber yaşamak istiyor zaten. Kimsenin gitmek istediği yok. O zaman da bunun siyasetin gereklerini yapmak konusunda cesur olmak lazım. Ben Türkiye'nin bölünme tehditini, demokrasi ayakta kaldığı sürece, seçilme hakkı, özgürlükler kenar olarak ortada olduğu sürece hiç bölünme tehditisi falan görmüyorum. Tam tersi bir türlü tehlikeler ve tehditler demokrasiyi bloke etmek için kullanıldığında buna da itiraz etmek gerekiyor. Evet, zamanımızı planladığımız zamanı doldurduk. Daha çok soru var aslında. Yeni partileri de soracağız ama daha sonra umreki sohbetlere bırakalım istiyoruz. Tekrar hayırlı olsun diyorum Sayın Taşkın. Sosyal politikalar, hele pandemi sonrası önemi bir daha ortaya çıkan dediniz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. İyi görüşürüz. Ankara'da olduğunuza göre yine görüşeceğiz. Kolay gelsin size. Siyasete Bakış'tan Ankara'dan seslendi. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.